Sevgili gençleri temayla buluşturmak istedik. Yeteri kadar genç toplayamadık ama yine sizleri temayla buluşturmaktan ve bu konuda tatlıda bulunmaktan son derece mutluyum. Tema yıllar önce ülkemiz çöl olmasın sloganlarıyla tanıdığımız, yine ülkemizin en eski, en köklü, gönüllü sivil kuruluş, sivil toplum kuruluşlarından biridir. Sorumlu vatandaşlık, kurumsal, sosyal sorumluluk konularında yaptıkları güzel. Bu konferansın ve birlikteliğimizin
gerçekleşmesinde katkılarından, ilgilerinden ve yardımlarından dolayı Sayın Giresun Valiliği, Giresun Büyük Milli Eğitim Müdürlüğü ve katılımcı okul yönetimlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi Koç topluluğu ülkemizde hemen her sektörde ya lider ya da ilk üç firma içinde bulunmaktadır. İştigal ettiği sektörle şöyle baktığımızda otomotiv, tabi bu arada Ford, Tofaş, Türk Traktör, dayaklı tüketim doğalarında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, klima ve finansal bankacılıkta yapı kredi bankası, enerjide, Tüpra, Schleygaard, Opel ve bunun yanında gıda sektörü ve turizm sektöründe lider olmuş ve ülkemizin katkısının kalkınmasına bu sektörlerle büyük katkılarda bulunmuştur. Rahmetli Behti Koç ...1969 senesinde Behti Koç Vakfı'nı kurmuştur. Ve Behti Koç Vakfı'nı kurduğunda duyduğu mutluluğu Koç Holding'in kurmasından çok daha fazla olduğunu birçok kitabında, hatıratında özellikle vurgulamıştır. Koç topluluğu Behti Koç Vakfı özellikle eğitim, sağlık ve kültür sanat konularında ülkenin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Ben de hasbelkader sizin yaşlarınızda, belki sizden birkaç yaş daha büyükken üniversite talebelik hayatımı yine Behti Koç'a ait Ankara Maltepe'deki Behti Koç öğrenci yurdunda geçirdim. 4 sene o yurtta kaldım. O yıllarda zaten ülkede 3 veya 4 tane üniversite vardı. Üniversitelerde de Ankara ve İstanbul'daydı. Anadolu illerinden bu Ankara'ya veya İstanbul'a giden öğrenciler genelde il yurtlarında, Konya'da gidenler Konyalıların yurdunda, İzmir'den gelenler İzmir'den yurdunda, Trabzon'dan gelenler Trabzon'dan yurdunda, Ankara'da ve İstanbul'da böyle il yurtları vardı. Ve bu 60'lı seneler. Rahmetli Behti Koç eğitimin önemini bu ülkenin geleceğini, Atatürk'ün emanet ettiği gençliğin çok iyi gelişmesi gerektiğini inanarak eğitime çok büyük önem vermişti. Bu vakfı kurmadan önce de eğitimle cidden ilgilenmişti. Bahsettiğim Koçlar'ın bir yurdu 1951 yılında kurulmuştur. Ki vakıf bundan 17-18 sene sonra kurulmuştur. Ve bu vakıfla Sayın Rahmetli Koç ideallerinin gerçekleşmesine ve bu vakfı sağladığı imkanlarla Türkiye'nin eğitimine, sağlığına ve kültür sanatına katkıda bulunmayı organize etmiş bulunmaktadır. Koç Vakfı kapsamında bizi en yakından ilgilendiren meslek lisesi memleket meselesi projesidir. Bu proje isim
olarak da ilk duyduğumda Tavun Bey'e de söylüyorum, gerçekten beni çok heyecanlandırmıştır. Ben her ne kadar liseden mezun olmuş ve mezun olarak üniversitede bulmuşsam da meslek liselerinin önemini, ülke için ne kadar önemliliğini gönülden inanmışımdır. Fakat samimiyetle izlemek şu kadarla söylemek istiyorum. TÜPRAŞ tarafından çalıştığım bazı özel firmalara meslek lisesi öğrencisi mezunu almamız gerekti ve meslek lisesi mezunlarıyla epeyce mülakatlar bulunacaktı. Çeşitli bölümden mezun olanlarla. Maalesef bu meslek liseleri günümüzde ya da o yıllarda diyelim liseye gidememiş, üniversite bile olmayacak, işte gitsin bir gitsin, okula gitsin gelsin şeklinde düşünülen okullar olarak olmuş. Ve öğrencilerin ben o yılda, bundan 10-12 sene önce deneyimimi söylüyorum, gerçekten çok zayıf olduğunu görmüştüm. Kusura bakmayın, sizler meslek sahibi olmak için bu okullara gidiyorsunuz. İnsan bir mesleğe sahip edildiği zaman o mesleği dört dörtlük icra edecek şekilde kendisini hazırlamalı ve yetiştirmelidir. Hangi bölümde okuyorsanız o bölümün gereklerini mümkün olduğu kadar öğrenmeyi ve yeterli olmaya çalışın. Ve toplum sorunlarına karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmek.
yerel gelişimi destekleyici çalışmaları artırmaktır. Ülke için projesi özellikle koç çalışanları, koç bayileri, koç toplu arasında başlatılmış ve bu tür konferanslarla bütün ülkemize yayılması planlanmıştır. Tüket hak yerine her kullandığımızı geri kazanma, arınma
bildiklerimiz zaten emekte, çok sayıda kurumlarla eğitim işbirliği yapmaktadır. Tamamen gönüllülük esası ve büyük özveriyle çalışmalarını yürütmektedir. Eğer siz de temal eğitimine destek vermek istiyorsunuz, mutlaka istiyorsunuz. Değil mi çocuklar? Evet. O zaman ne yapmalıyız? Temal gönüllüsü olabilirsiniz. Çevrenizdekileri de gönüllü yapabilirsiniz. Elektron ve çevrelerin tehlikesine karşı toplumsal bilgi geliştirmeye yönelik faaliyet eğitimlere destek verebilir, katılım sağlayabilirsiniz. Tanık olduğunuz çevrenizde çok var, özellikle Karadeniz bölgesinde her yağmurdan sonra bedenize bakmanızı rica ediyorum. Sizin ülkemizde o gelir bilgilerinizin yeşile bakan kısımları, denize bakan kısımları yani kuzeye bakan hep yeşildi arkadaşlar. Ama bir de iç kısımlara gittiğimizde dağlar serilmeye başlamış, topraklar gitmiştir. Çünkü üzerindeki yeşil bitki örtüsü gitmiştir. Onun için her yağmurdan sonra toprağın tutan kökler olmadığı için deniz yağmur sularıyla topraklar denizlere doğru gitmektedir. Ve erozyon oluşmaktadır. Onun için oraya bakın, temayı hatırlayın ve lütfen temaya katılın arkadaşlar. Tanık olduğunuz erozyon, orman sıvılaşlarına yanlış tarımsal uygulamaları gibi sorunları takip ederek gerekli müdahalenin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Tema gönüllü eğitimi olabilir. Çevrenizdeki kurum ve kuruluşlarla erozyon sorununu ve vakfının çalışmalarını anlatabilirsiniz. Tema vakfının yayınlarını isteyerek ve okumayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Topraklarımızı ve doğal varlıklarımızı korumak için gelin bu büyük harekette siz de katılın. Siz de el koyun. El koyun çünkü toprak yoksa ekmek yok, su yok, meyve yok, toprak yoksa hayat yok. Toprağına sahip çık. Teşekkür ediyorum. Evde yatabilirdim, gezebilirdim, ben de başka şeyler yapabilirdim. Ama ben 2000 yılından bu yana boş vakitlerinde ülkem için şeyler yapıyorum. Bu yaptığım iş toprağın korunmasına katkı sağlamak. Çünkü özellikle şunu hatırlıyorum, lisede okurken coğrafya öğretmenimin bir sözü vardı. Tam cam kenarına duruyordu, çocuklar dışarı bakın dedim, baktık. O kadar güzel bir yeşil alan görüyorsunuz, tarım yapılıyor. Benim bir topraklar var, görüyorsunuz değil mi dedi. Evet hocam dedik hep beraber. Ama dedi bundan bir 10 yıl sonra bunları göremeyeceksiniz. Nasıl yani dedi şimdi biz lisedeyken. Dalga geçiyor herhalde, şaka yapıyor falan dedik. Ve o söz, coğrafya hocamızın o sözü benim kulağımda kalmış idi. Sonra üniversiteyi kazandım 92 yılında. Üniversitede televizyon uzatlarken TRT2'de Hayrettin Karaca'yı gördüm. Hayrettin Karaca, tanımıyorum daha önce tabii, sakallı, böyle bir der, sevimli yüzlü bir dedemiz. Bir söz söyledi, Türkiye için oluyor dedi. Allah Allah, nasıl yani dedi. Zaptını geçti. Sonra, tabii ki üniversite yıllarında artık toplumu eleştirene bakan, çevre sorunlarına, ülke sorunlarına duyarlı bir birey olmaya başlayınca bir gün Hayrettin Karaca'nın ve coğrafya öğretmenimin sözleri aklıma geldi ve ben de ülkem için bir şeyler yapabilir miyim değilim ve TEBA'yla tanıştım. 2000 öğretmen oldum, orduya geldim ve ilgimi aldım tanıştım. 2000 yılından beri de beraber çalışıyoruz. Yani coğrafya öğretmenimizin o gösterdiği yer maalesef bugün tamamen beton yığını ve anladım ki coğrafya öğretmenimiz haklıymış. Maalesef hızla betonlaşıyoruz. Tarım alanlarını çok amaç dışında kullanıyoruz. Evet, şimdi tekrar konumuza dönersek biz kimiz? Biz ülkemiz için şeyler yapan 350 bin gönüllüyüz. Toprağın bu ülkenin en önemli hazinesi olduğuna inanan, gönüller inanan ve gönüllü olarak çalışan temayız. Yani biz neden buna inanıyoruz? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Vatan toprağı ruhsaldır, kaderine terk edilemez. Sözünü belki birçoğunuz duymuşsunuzdur.
Buraya da şurada açabiliriz. Bu sözü Mustafa Kemal niçin, nasıl ve nerede söyledi? Ankara başkenti yapılmış, Cumhuriyet ilan edilmiş, devrimler yapılmış, ülke kalkınmıyor. Ve Mustafa Kemal bir gün Ankara'da Tahsin Paşa'nı çağırdı. Dedi, Ankara'da ziraat mühendisi. Diyor ki Tahsin, gel çocuk diyor. Genel vatandaş bilirsiniz, hep çocuk diye hitap eder. Çocuk bak diyor. Burayı bak diyor, bak çok Tahsin. Paşa diyor burası, otak, sineklik, verimsiz bir toprak. Ne yapıyorsun burada diyor. Tahsin diyor. Ben burada parası yine olmak üzere diyor, bir çiftlik yapmak istiyorum. Paşam diyor, olmaz öyle bir şey. Burası sizin diyor, hem emeğinizi yok eder, hem paranızı. Gelin başka bir yerden, ama benim alanlarda yapalım diyor. Tavsiye verin diyor. Ben zor olanı yapayım da, siz arkamda nasıl olsa kolay olanları yaparsınız diyor. Ve tavsiye ettik diyor, topla ziraat mühendislerini bana bir rapor getir. Tabii paşa emrediyor ve Tahsin Coşan gidiyor, ziraat mühendisini topluyor. Geliyorlar, inceliyorlar, rapor yazıyorlar, Mustafa Kemal önüne sunuyorlar. Diyor ki burada hiçbir şey yetişmez. Verimsizdir, mesaiye kaybıdır, para kaybıdır. Ve Mustafa Kemal Atatürk bulan ben o kağıdın altına bu sözü yazıyor. Vatan toprağı kutsaldır, kaderine tehdit edilemez. Ve ondan sonra Mustafa Kemal'in dediği olur. Ve bugün Ankara'nın en güzel yeşil alanı Mustafa Kemal'in de elinde yapılan Atatürk Orman Çiftliği'dir. Daha geçenlerde yayınlandı bu videolar. O yüzden çok daha öncelerden aslında bu videolar var diye. Atatürk Orman Çiftliği'nin Mustafa Kemal'in yaptığında çalışmalar. Amerika Büyükelçisi'ne burayı gezdiriyor. Binlerce, milyonlarca ağaç çıkıyor. Hayvanlar, büyük küçük baş hayvanları getiriyor. Ve bugün o çiftlikten hayvansal gıdalar hala Türkiye'de satılıyor, hizmetinde sunulmuştur. O yüzden ülke için bir şeyler konuşuyorsak öncelikle bu ülkenin topraklarına sarışmak zorundayız. Çünkü toprak yaşamın doğal koşulu, olmazsa olmaz en önemli değerimiz. Çünkü yeniden üretebileceğimiz tek değer topraktır. Evet, biz devayız. Çünkü biz Türkiye'mizin çöl olmaması için mücadele ediyoruz. Biz doğal hayatın korunması için mücadele ediyoruz. Ve 1992 yılından beri bu mücadeleyi sürdürüyoruz. 55 gönüllü temsilcimiz var. Bunlardan bir tanesi de orada ilk temsilcimiz Ülkü Gözkan Hanım. Ve okullarda yavru tepa, üniversitede 5 defa şeklinde teşkilatlandık ve mücadelemiz bu topraklarımızın bir devlet politikasıyla korunmasına ulaşılıncaya kadar azim, inançlı ve büyük bir aşkla mücadelemiz sürecekti. Deniz ormanı sesi duyuyorsunuzdur. İşte ormanlar yok oluyor, yağmurlar yağmıyor, sıcaklıklar artıyor, ormanlar artık dünya küresel ısınıyor. Bitki ve hayvan türleri yok oluyor. Acaba neden? Dünyamıza neler oluyor? Hiç düşünüyor musun bunun yanıtını? Düşünmemiz gerekiyor çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Son parlak izleyen. Bu iş dünyanın tabii sorunları var. Bu sorunların başında arkadaşlar yeşil örtülü tahribatla çözleşme, küresel ısınma ve var. İnsanlığı bekleyen en önemli üç temel sorun. Bu sorunun sebebi nedir? Kimden kaynaklanıyor? Sonuçları nelerdir? Peki çözüm yok mu? Tabii ancak olanlarda bizleriz. Ama onun için bir ancak karar vermek gerekiyor. Dünyayı böyle havalarca yok edip giretecek miyiz? Yoksa koruyacak mıyız? Ve bizden sonraki nesillere bir şeyleri emanet bırakacak mıyız? Karar bizim. Ama sonuçları bizden sonrakiler etkileyecek. Biz bir şekilde ömrümüzü tamamlarız. Ama bizden sonrakiler bize lanet okuyabilir. Bizden sonrakiler bu güzel doğayı, bu güzel hayvanları, bu güzel sebzelerini sadece fotoğraflarda ya da slaytlarda görmek
durumda kalabilirler. O yüzden bir şeyler yapmak lazım. Dünyamızın temel sorunları eşitlik örgüsünün yok edilmesi. Çünkü eşitlik örgüsü sayesinde arkadaşlar terörizm önleniyor ve arkasından en önemli katkısı eşitlik örgüsünün nedeni oksijenin sağlanması. Dünya üzerinde de oksijen olmadan yaşayacak canlı vardır. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Demişler ki, ya demiş, bu kadar hayati önemi sahip olan eşitlik örgüsünü yok etsek ne olur? Ne olur? Ne olur? Bütün eşitlik örgüsü aynı anda yok ettiniz. Çok güzel. Ne olur? Çevreyi koruyacak şekilde yapılmıyorsa bu bir felakettir. Zaten felaket haberleri de geliyor. Bunun için zaten burada varız. Ülkemiz 70 milyon nüfusuyla 3 tane denize müthiş bir ülke. Aynı zamanda doğal ormanları ile Avrupa'nın en önemli ülkesi. Avrupa'nın ülkelerinde %1'ken doğal ormanlar bizde bakın %93. Ama maalesef bunlar da tehlike altında. Çünkü erozyon yüzünden topraklarımız, ormanlarımız okuluyor. Ülkemizin tadı çeşit ve dünyada gibi temel sorunlar var. Çıkıntıların su artışıyor, tarım alanları yok oluyor, azalıyor, ormansızlaşıyoruz. Bunun yanında yangınlar artıyor, hayvan türleri yok oluyor, su kaynakları tükeniyor. İşte bu devasa sorunlar için Hayrettin Karaca bir gün Türk 1990'lı yıllarda iş adamı biliyorsunuz. Karaca Holding sahibi bir işini bıraktı gerçi. Türkiye gezerinde fotoğraf makinesi. Bakıyor fotoğrafları, inceliyor fotoğrafları, sürekli toprak erozyonu görüyor. Sonra diyor ki ben ülkenin içine yapabilirim. Ve yakın arkadaşım, kadını gösterecek fotoğrafını, Nihat Büyükbüyük'le beraber yola çıkıyorlar, kolları sıvıyorlar. Ve bütün kaynaklarını, bu birikimlerin maddi kaynaklarını niçin harcamaya koyuyorlar biliyor musunuz? Türkiye çöp olmasın. Türkiye'nin topraklarının korunması için. Şimdi biz topraklar için yıllardır mücadele verdik vatan olması için. 26 Ağustos 1970 Malazgirt Anadolu'nun Türklere açılması ve vatan edilmeye başlaması. Bunun için 1000 yıldır yaklaşık olarak ne yapıyoruz? Vatan korumak için, vatan toprağını koruması için bedel ediyoruz. Ama bunun karşılığında başka bir tehlikeyle topraklarımızı tehdit ediyor. Hayrettin Karaca Türkiye'nin topraklarını koruması için gönüllü olarak bir vakıf kuruyor. Bu vakfın amacı arkadaşlar Türkiye'nin erozyonunu önlemek, topraklarını korumak, doğal hayatı, çevre kirliliğini önlemek. İşte kırmızı süreçleri olan Hayrettin Karaca biz ona toprak dediyoruz. Yanındaki sarılı çok yakın arkadaşı Nihat Göngil. Bu Türkiye'nin kolonyal Göngil'lere yaprak dedi olarak biz temel yönleri hitap ediniz. Ve bu iki arkadaş 1992 yılına beri arkadaşlar Türkiye çok olmasın diye mücadele ediyor. Çok ciddi çalışmalar imza atmış. Yani bu ayrı bir ders konusu. Ve yaklaşık olarak bu mücadeleyi yürütürken çeşitli devlet kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, askeriyle, polisiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla, bakanlıklarla kavga ederek değil, onları yanlış kullanmalarıyla vazgeçirmek için ikna yöntemini eğitimle bu işi başarmaya çalışıyorlar. Evet, amacımız erozyonu önlemek, çölleşmeyi önlemek, tarım alanlarının yetkili verimli kullanılması için kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşacak olan güçlü kamuoyu desteğiyle ne yapacağız? Bizi yönetenler diyeceğiz ki, bak senin yaptığın bu uygulama, çıkardığın bu yasa benim geleceğimi tehdit ediyor. Benim topraklarımı verimsiz kılıyor. Çevremi kirletiyor. Bu yasayı durduracaksın. Çünkü biz 300, 500, 1 milyonuz arkamızda büyük bir halk desteği var diye bu yanlış uygulamalardan bizi yönetenleri vazgeçirmeye çalışacağız. Örnekleri var mı diye sorarsanız, evet, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki tane yasa çıkardı. Toprak yasasını
Tekrar çalışmaları çıkartıldı. Veya yasaları çıkarttı. Şu an su yasası ve daha birçok yasalar çıkartılmak için sırada. Daha neler yapıyoruz? Yanlış uygulamadan dolayı herkesi hukukuyla hesaplaşıyoruz herkese. Mahkemeler devam ediyor çok yanlış uygulamalardan dolayı. Herkesi bu konuda uyarmaya gayret ediyoruz. Hedefimiz arkadaşlar, bizleri yönetenlere Türkiye'nin çevre sorunlarına, toprağının korunmasına çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandıracak kadar güçlü bir kablo oluşturmak. Sürekli geçen bir çevre mümkün, iyi bir çalışmalarımız var, uluslararası ilişkilerimiz var. Dünyanın en önemli çevre mümkünüz. Türkiye'de Kızılay Rasyonu'na ve birinden en önemlisi toplum kuruluşuyoruz. Yasal mücadelelerimiz devam ediyor. Proje, çok sayıda proje var. Köyü kalkındırıyoruz, eğitiyoruz. Beyazlar yaptırıyoruz. Hayvan, cilt teşvik ediyoruz. Yani bölgenin yapısına göre alternatif iş kaynakları sunuyoruz. Ve bu temada çalışanlar, yani kişiler bir şekilde yönlendireceksiniz. Bizleri eğitenler, bizleri yönlendirenler alanlarında uzman kişiler, profesörler yani. Ve üçüncü olarak yüzün üzerinde profesör gönüllü olarak temanın misyonunu ve politikalarını yönlendiricisidir. Temada herkes uyumlu olacak. Bazen eğitimlere gidiyoruz. Hocam kaç para alıyorsun? İyi para varsa bize gelelim diyorlar. Yani ya bu ülkede erkek para yapıyor. Ya parasız bir şey yapamaz mı bu ülkede? Erkek para kazanmak için. Mustafa Kemal Kumsal Kurtuluş Mücadelesi başlattığı zaman bir amacı atıyorum yani lüks yaşamak mıydı? Ya da para kazanmak mıydı? Bakan evli sahip olmak mıydı? Hayır. Tek amacı neydi? Vatan toprağının korunması. Yani birileri de bu ülkede karşılıklı bir şey yapabilir. İşte bunlardan birisi de bizleriz. Yani biz tamamen gönüllü bir şey yapıyoruz. Amacımız doğayı sevip, kimisi sevip, toprağını sevip, Atatürk'ün sözünü kendimize rehber edelim. Vatan toprağı kutsal, kadere terk etmeyeceğiz. Hiçbir şirketin maddi beklentimiz, ne bir çıkarımız, ne de bir makam mevki hepsimiz var. Tek amacımız doğayı sevip, çevreyi sevip, kimisi sevip. Bunun için yıllardır mücadele ediyoruz. Ve birçok şeyi kendimize yapıyoruz. Yani böyle bir anlayış var. Lütfen buna böyle algılamayın. Evet. Sınıf konuştuklar çok var. Bunlar. Bilim adamları biraz bir konuya geçelim. Bilim adamları uyarıyor. Dünya ayak veriyor. Sık sık televizyonda diyorsunuzdur. Nedir duyduklarımız? Küresel ısınma, erozyon, ormanların verilmesi. Dünya bilim adamları 20 yıl sonra çevre felaketleri açısından geri dönülebilecek bir noktaya gelecek. Çünkü diyorlar, dünya hızla ısınıyor. Karbondioksitler artıyor, ormanlar yok oluyor, çevre kirliliği artıyor. İşte iklimler değişiyor, çölleşme artıyor, ırmaklar kuruyor, göller küçülüyor ve kış sıcaklıkları arkadaşlar artıyor. İlkbahar erken dikkat edin. Sonbahar geçiyor. İlkler erken şey yapacak. Gözlerim değil artık. Bunları göreceksiniz. Ormanlar kuruyor, yok oluyor. Erozyon hızla artıyor. Dünyamızda bir şeyler oluyor. Ama ne? Dünyanın temel sorunlarını biraz önce söylemiştim. Çevre kirliliği, ormanların kirlenmesi. Ve bilim adamları 150 kilometre yani 180'den daha önceki 150 yıl içerisinde bir derece ısırmış. Bunu bir anda normal diyorlar. Ama soğuması olmuşlar, soğumuş. Isırıp soğumuş. Bu normal diyorlar. Ama son 180 yıl içerisinde dünya 1,5 derece ısırmış. Ama soru var. Soğuyamıyor. Niye? Çünkü dünya insanlar yüzünden soğuyamıyor. Çünkü dünyanın küresel ısınmasına sebep olan bizleriz. Ve bilim adamları geldi diyor, 2030 yılında dünyanın ısısı 2 dereceye çıkacak. Ve bu ufak bir derece fark ama dünya için felaket. Bu çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Maalesef dünya bu şekilde küresel ısınma yüzünden geri dönülemez bir noktaya gelecek. Ormanların yok olması sonucu çölleşme olacak. Bu korkutucu ama
gerçek. Bir şeyler yapabilir mi? Onu biraz anlatacağız. Herkes bulabileceği bir şeyler var. Bu dünyada yaşayan herkesin çabası gerekiyor. Çünkü bu dünya bize, bizim değil. Bu dünyada biz öyle gelişi güzel, böyle çabuklanma halkına sahip değiliz. Biz dünyaya aitiz. Biz dünyanın parçasıyız. Dünya sadece insanların da değil, tüm canlıların bir parçası. O yüzden bu dünyayı insanın yok etmeye hakkı yok. Üzerinde yaşadığımız çevre var. Nefes alıyoruz değil mi? Çevrede yapıyoruz, okuyoruz, okuyoruz, sinemaya gidiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz, nefes alıyoruz. Doğru mu? Ama bu çevrenin bir sorunları var. Bu çevrenin başını artan insanlar var. Bunun ne temel çevre sorunları? Kirliliğin, kızların uzağı tuşu, ama en önemli çevre sorunları küresel ısınma, ormanın yok olması, toprak erozyonu. Bunlardan üçünü kısaca birazcık açmak istiyorum. Mustafa Kemal'de diyor ki, baş ve güçlü varlık dayanımız toprak. Gerçekten de toprak, arkadaşlar, yaşamın ön koşulu. Toprak yeniden üretebileceğimiz en önemli doğal varlığımız. Toprakları yeniden üretebilir misiniz? Toprakların oluşabilmesi için çok uzun bir olması gerekiyor. Bir santim toprağın oluşabilmesi için çevir. 500 yıl ortalama bir santim toprağın için 500 yıl gerekiyor. Bir santimde sen fasulye yetiştirir, domates yetiştirebilir misin? Yetiştiremezsin. Ben yetiştiremem. Yetiştiren kalsın. Bırak. Ne kadar toprağa ihtiyaç var? Fasulye, domates yetiştirmek için 20 santim. 20 santim toprak kaç yılda oluşuyor o zaman? 20 yıl. 20 yıl. 20 yılda. Ya. İşte toprak değil. Toprak bizi doyuran adamızdır. Toprak bizim sağlık yerimizdir. Toprak yaşamdır. Toprak vatandır. Doğru mu? Bu topraklar için ödemedik. Hala da ödüyoruz. Bin yıldır bu toprakları korumak için ne yaptın? Şehit kana gitti. Manazgirt'ten 23 Aralık 2008'e kadar hala da akıtıyoruz bu topraklar için. Doğru mu? Korumak için. Ailelere karşı, yıkıcı ve bölücülere karşı vatanımızı korumak için mücadele ediyoruz. Ama bunun daha en az sorunlarına çare bulmak zorundayız. Evet, lütfen dikkat edelim. Toprak. Televizyon canımı yakıyor. Kirlettiniz.
beni koruması bıraktınız, maaşımı kestiniz, yok ettiniz. Ha, bu size hayır mı getirecek diyorlar. Bu nimettir. Böyle giderse fotoğraflarda görürsünüz diyor bize. Toprağa sahip çıkma zorundayız. Amerika bize buğdayı, fasulyeyi, domatesi verir. Ama çiftler bunu satar. Ama alın da sizinle bir avuç toprak verir de siz de tarım yapın. Fasulye, domates yetiştirir der mi? Bir avuç toprağı satar mı? Satmaz. O yüzden dışa bağımlı olmak istemiyorsak toprak kıymetini bilmek zorundayız. Topraklarımız gidiyor. Bir şeyler yapmak lazım. El koymak lazım. Çünkü gelecek bizim. Toprak yoksa, biraz önce gösterdik bunu, ne yok arkadaşlar? Yaşam yok, meyve yok. Kısaca toprak yoksa, yaşam yok. Toprak, bizler şikayetçi olduk.